Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber RAW fotoğraf nasıl çekilir onu göreceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi RAW ayarlarını Canon makinede bu şekilde ayarlayabiliriz. Bu RAW çektiğimiz dosya daha sonra bizim için çok işimize yarayacak. Nasıl işimize yarayacak? Şimdi birazdan ekranda gördüğünüz gibi RAW işlemenin inceliklerini hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi sizlerle beraber bir fotoğraf düzenleyeceğiz. Bunun geçen gün çekindiğim bir fotoğraftı. Görüyorsunuz bu fotoğraf bayağı bir karşıda ışık var. Ben aydınlığım ama karşı taraf bayağı aydınlık. Bunu şimdi güzel bir hale getirmeye çalışacağız RAW işleyerek. Şimdi RAW neden işliyoruz? Burada gördüğünüz gibi fotoğrafın boyutu 11.7 MB. Peki RAW dediğimiz ham görüntü ne kadar? Bu da 55.1 MB. Yani bu fotoğraf RAW daha ham bir görüntü. Bu şekilde çok daha rahat işleyebiliriz. Şimdi bu görüntü işleyeceğimiz yer Photoshop Camera RAW. Hemen buradan Camera RAW geçtiğimizde sürükleyip attığımızda doğrudan gelecektir. Ben açmışım zaten. Şimdi daha önce Lightroom videosunu veya Snapchat videosunu izleyenler görmüştür. Yine benzer bir kontrol panelimiz var. Camera RAW arıyorsunuz, sevmedim. Daha önce bunların birçoğu şuralarda üstteydi vesaire. Hani şunlar üst taraftaydı vesaire, daha hoştu bence. Hani şu şekilde olmasını sevmedim de mesela buradakiler, ayrıntılar vesaire, eğer önceki versiyonları kullanıyorsanız bunlar bu şekilde değil, üst tarafta olması gerekiyor. Hani bence onun daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şu an ilk başta işlediğimiz yer bu temel kısım. Şimdi gün doğum fotoğrafı olduğu için hani biz bunu biraz daha sarı tonları açabiliriz, hoş durabiliriz. Çünkü gün doğumu daha etki yapabiliriz. Hani burada zevke göre istediğiniz gibi artı veya eksi yapabilirsiniz. Ben çok şey artı yapacağım. Yine istediğiniz gibi bu şekilde bu taraftan veya bu taraftan yeşil veya mor mu diyeyim, pembe mor tonlara çekebilirsiniz. İki kere de üstüne tıkladığınız zaman istediğiniz yere çekin. İki kere tıkladığınız zaman varsayılana dönecektir. Pozlamayı burada biraz düşürebiliriz. Pozlamayı doğru gördüğünüz gibi artı veya eksi yaptığımızda bu taraf kararacak veya eksilecektir. Ben bunu biraz azaltmak istiyorum ki birazdan gölge alanları açtığımızda burası hoş duracaktır. Kontrastı bir tık açmak istiyorum. Yani 5 falan yapacağım. Şimdi açı tonlar dediğimiz yer bu güneşin olduğu yerler ama fotoğrafı görünsün. Yani mükemmel bir şekilde şurayı düzenlemedik. Neden düzenleyemiyoruz? Çünkü fotoğrafın orijinalinde, şurada gösterelim orijinalini. Orijinali gördüğünüzde, çünkü benim burada aydınlık olduğum için burası mecbur bir tık aydınlık oldu. O yüzden biraz düşüreceğim. Sonra bunu varsayılana döndürelim. Evet. Şimdi kontrastı daha önce açmıştık. Açı tonları biraz düşüreceğim. Çok abartmayacağım. Gölge alanları da biraz açacağım. Bak, gölge alanı açtığımızda görüyorsunuz. Şurada ben gölge alanındayım. Görüyorsunuz daha açabiliyor. Veya sadece gölge alanları kapatabiliyor. Yani bunu biraz açmak istiyorum. Çok abartmayacağım. Bu da tam bu derece olduğunda güzel. Çünkü bunları çok artıp veya açtığımızda da bu sefer görüntümüz hoş olmuyor maalesef. Bozulmalar göze rahatsız geliyor. Sonra beyaz ayarını biraz daha indirebiliriz belki burada. Gördüğünüz gibi beyaz düşürdüğümüz zaman şu bölgede aydınlık olan kısmı azalacaktır veya artacaktır. Biraz azaltmak istiyorum çünkü çok abartılması istemiyorum şu an. Siyahları da belki bir tık açabilirim. Çok hafif. Yani çok hafif de burayı açtım. Bu doku, şimdi şöyle kendimi netleştirirsem, yakınlaşırsam dokuyu arttırdığım zaman biraz daha görüntü keskinleşiyor. Fark ettiniz mi? Mesela şu ayak kısmına bakalım. Şimdi dokuyu eğer düşürürsek gördüğünüz gibi biraz daha bu alanlar artık buğulandı. Ama biraz daha arttırırsak daha kesin görüntü elde ediyor. Hani netlik de yine aynı sistem gibi çalışıyor. Hani ikisi de farklı, hani ikisi de güzel netlik sağlamaya çalışıyor. Ama şu doku biraz daha farklı, yani ikisi aşağı yukarı aynı bir denilebilir ikisi de. O yüzden çok açmayacağım. Çok 1-2, hatta çünkü görünüm keskinliği güzel de. Sisi kaldırma olayı var. Sisi kaldırmada da eğer negatif yaparsak kontrast ayarı biraz değişiyor. Hani biraz daha kontrasta bağlı veya böyle yaptığımızda gördüğünüz görüntü biraz daha farklılaşıyor. İki kere tıklarsak görüntü böyle ama biraz daha sisli alanlarda çok işe yarıyor. Bu biraz daha açacağım böyle bunu. Evet. Şimdi doygunluk ve titreşime geldik. Yani doygunluğu ben doğrusu fazla kullanmıyorum.
Yani doygunluk biraz daha farklı, çok daha abartıyor. Ama titreşimi biraz daha azalttım. Titreşim daha tatlı bir renk veriyor görüntüye. O yüzden sadece ben titreşimi açacağım. Ama şöyle bir şey de var. Ben daha önce de göstermedim. Sadece bu şekilde yaptığınızda yani fotoğraftaki baskın renkler ön plana çıkıyor. Yani bazı fotoğraflar çok tatlı görünebiliyor bu şekilde. Şimdi ben o yüzden sadece titreşimi açacağım bu şekilde. Zaten daha önceden yukarıdan sıcaklığı açıp kapatmıştık. Zaten sarımtırak bir tonumuz vardı. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi eğri de yine aynı bu karanlık ve aydınlık alanları seçtiğimiz gibi yine buraya gelip eğer artı veya eksi yaparsak bu tamamen deneme yanılma yöntemiyle olan bir şey. Burada bir de ek olarak bu genel aydınlıktan ziyade mesela şuradan kırmızıyı seçtiğimiz zaman burada sadece kırmızı tonlarla oynayabiliriz. Ha, bu kısım biraz daha aydınlık kısmı. Şu alt kısımda koyu tonları oynatıyor. Bu ortada istediğiniz durumda göre artı veya eksi artı alabilirsiniz. Bunu da söyleyeceğim. Yine aynı şekilde burada da yeşille de oynayabilirsiniz. Ayrıntıya geçtiğimizde yine ayrıntı olayı az önce bahsettiğimiz gibi bu keskinleştirmeyi artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Şöyle yakınlaştırırsak görüyorsunuz ama keskinleştirme nasıl halletti? Ama hoş olmadı tabii ki. O yüzden çok abartmaya gerek yok. Az önce olduğu yerde 40'larda kalsın. Şimdi parazit azaltmadan bahsedeceğim. Parazit azaltma önemli bir konu. Nasıl bir önemli konu? Şimdi bazen fotoğraf düzenlediğinizde çok aşırı bir de noise oluyor. Şu an fotoğrafta çok aşırı düzenleme yapmamız veya basit bir seviye, yani düşük seviye bir makine ise çok aşırı gren yapıyor. Veya ISO'ya çok kaçtığınızda. Bizim şurada gördüğümüz ISO'muz 160. O yüzden çok bir grenimiz yok. Bu parazit azaltma çok işinizi görüyor. Hani bu parazit azaltmayı aldığınızda bakın örneğin dokuları tamam biraz netliği kaybetti ama orada parazit oluşma kısımları olursa çok daha güzel düzenleyebiliyor. Mesela çok açık bir burada görüyorsunuz. Noise çok hafif bir var gibi yok gibi. Mesela bunu açtığınızda bu seviyeyi aldık mesela azalttı. Mesela buraya aldık. Komple buradaki noise'i götürdü. Ama ne oldu? Burada biraz görüntüye artık yani uzaktan baktığınızda sıkıntı yok ama yakında baktığınızda kesinliği biraz düşürüyor. Yani o yüzden bunu yeri geldi kullanabilirsiniz. Yani bu da aynı işi görüyor. Renk karıştırıcı. Şimdi bu çok önemli bir konu. Ben özellikle çekimler yaptığımda bu özelliği çok kullanıyorum. Nasıl kullanıyorum? Şimdi burada sadece tek bir renkle oynama yapıyorsunuz. Şimdi örnek vereyim biz doygunluğuna geçelim. Turuncu tonların veya sarı tonların burada çok yoğun olmasını istiyoruz. Burada artıp azalttırdığında sadece o tonlara ifade yani o tonları etki yapıyorsun. Mesela sarı tonları böyle artıp azaltabiliyorsun veya ışıklık kısmına geldiğinde de bunların mesela sarı tonun daha koyu mu olmasını istiyorsan yoksa daha açık mı olmasını istiyorsan onu gösteriyor. Hani bu da bazı yerlerde çok işe yarıyor. Özellikle böyle ten renkleri gibi kısımlarda mesela açtığın zaman ten rengini de beyazlatıyor. Ama ormanlık alanlarda çok işe yarıyor. Bu mesela bu şekilde düşündüğüne bak çok koyu bir ton tenim oldu. Bunu sıfırlarsak bazen işe yarıyor bazen de çok sıkıntı oluyor. Bir de burada ton dediğimiz bir olay var. Tabii ben burada biraz açmak istiyorum bunu. Biraz da şuradan turuncuyu açacağım. Kendi ten rengim ortaya çıksın. Şimdi bir de burada ton dediğimiz bir yer var. Şimdi burası da çok güzel bir olay. Şimdi burada gördüğünüz turuncu var. Turuncuya alt taraftan sarı ve biraz daha kırmızıya çalan bir alan var. Bir de sarıya geldiğimizde yeşil ve turuncuya yakın bir renk var. Bunlar eğer bu tarafa doğru çektiğinizde bakın görüntü daha da kızıllaştı, turunculaştı. Veya burada turuncuyu bu tarafa doğru çekiyorsunuz. Daha kızıl bir renk aldı. Bu tarafa gittin daha sarı bir renk aldı. Yeşil, hatta yeşil bir çaldı biraz. Bu da rengi harmanlamanız için önemli bir yer. Ben çoğu yerde çok kullanıyorum bunu. Özellikle sonbahar teması yaratmak için ideal bir etken. Zaten burada fazla bir renk yok. Ne var? Sarımız var, turuncumuz var. Ayrıca bir de pantolon rengi mavi var. Başka bir renk yok burada aşağı yukarı. Hatta gökyüzü bile yani sarı ton, beyaz tonlar arasında ışık olduğu için bunu da kullanabilirsiniz.
Burada renk derinlemesi var. Bu da orta tonları mesela bu şeyi oynattığınız zaman hani gördüğünüz gibi tutup üstünde basıp hani bir kere üstünde basıp sağa sola çektiğiniz zaman hani ufak tefek renk dengeleri yapıyor. Mesela bunları çok hafif kullanmakta fayda var. Mesela biz nasıl fotoğrafımız, orta tonumuz nasıl olsun diyoruz. Biraz daha turuncuya yakın diyor. Şuralara aldık diyor. Yine aynı şeyde gölgeler içinde bu şekilde düzenleme yapabilirsiniz. Mesela bunu da çok az bir şey yaparsak nasıl olur turuncuya sarıya doğru. Gayet tutuyor. Açı tonlara girmeye gerek var mı? Açı tonlara da geleceğim oldu. Bak turuncuya götürdük. Yani belki sizin ekranınızda biraz turuncuya çok boğabilir. Şu an laptopun ekranında yaptığım için renk doğruluğu çok mükemmel değil renk. Şimdi geldik op diye. Yani bu önceden sen yanında çok idealdi ya. Şu an hoşuma gitmiyor. Bu optikte de genelde geniş açı lens kullandığınız için yani geniş açı lens kullandığınız zaman biraz etrafta şu kısımlarda bozulmalar yapıyor. Onun için idealdir. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman o lens bozulmaları düzelebilir. Veya bu şekilde yaptığında yine lens bozuklama. Çünkü bazı lensler çok aşırı büküyor görüntü alabilmek için. O yüzden ideal. Evet şimdi de burada gördüğümüz gibi en sonunda yaptı. Burada efektler var. Efektlerde yani mesela şöyle yakınlaştırayım görüntüde. İsterseniz grain tarzı bir şeyler oluşturabilirsiniz. Veya şuradan vignette oluşturabilirsiniz. Bazı fotoğraflar hafif olması iyidir ama ben buradan köşede olduğum için arkada daha vignette olmasını istemiyorum. Veya bu tarafa gelip sarı bir vignette oluşturabilirsiniz. Kalibrasyon dediğimiz bu renkleri biraz daha hani bu şekilde aldığınızda bu kırmızı tonları ayarlı değiştiriyor. Veya bu tarafa gelip biraz daha böyle sarımsı bir ton, turuncu bir ton oluşturabiliyor. Bunu da şu an sıfırlayacağım. Çift tıkladığınızda unutmayın bunları sıfırlayabiliyorsunuz. Yine aynı eşit tonları, sarı tonları böyle ayarlayıp mavi tonları ayarlayabiliyorsunuz. Burada kroplama için veya döndürmek için bir yer var. Burada fırça var. Fırçayla seçtiğiniz mesela şu alanları seçiyoruz. Mesela bu alanları seçtik. Mesela veya bu daha önce seçmeli ayarda olduğu için buradan sıfırladık. İstersen burada bu seçim üstüne daha da turuncu hale, sarı hale getirebilirsiniz veya pozlamasını düşürebilirsiniz. Bunu da üstüne tıklayıp DT'ye bastığında silebiliyorsunuz. Yine bunun aynı şekli var. Bunu eğer istiyorsanız böyle uğraşmak istemiyorum. Ben bu sadece bu kısımda olsun istiyorum diyorsanız bu kısmı seçip böyle bir ayar yapın. Burada da istediğinizde arttı veya eksilebilirsiniz veya diğer ayarları komple buradan yapabilirsiniz. Bunu üstüne bir kere tıklayıp DT'ye basıp silebiliyorsunuz. Bir de aynı şeklin radyalı var. Bunu da istediğiniz bu şekilde radyal bir alan seçebilirsiniz tıkladığınız zaman. Yine bunun da hepsi de aynı olduğu gibi ayarları da yapabilirsiniz. Bunu DLT'ye basit siliyoruz. Kırmızı göz düzenleyebilirsiniz. Veya buradan hazır ayarlar var. Bu hazır ayarlar nedir? Lightroom'daki presentler. Aynı Lightroom'dan çekmiş zaten görüntüleri. Mesela burada Hard dediğimiz böyle bir hazır presetiniz varmış. Presetler varmış. Onlardan çekiyor. Düzenlemesini yapıyor. Tabi burada biraz kırptığı için görüntüleri bir sorun oluşmuş. O yüzden kırparak görüntü veriyor veya böyle. Yani burada başka şeyler de var. Buralardan da seçebilirsiniz istediğiniz gibi. Hazır ayarlarımız varsa burada. Ona göre seçebilirsiniz. En sonunda artık bunu hayaldıktan sonra tabi burada instant kayıt tuş falan vardı da şimdi biraz bunu aç tuşuna bastığınız zaman nesnede de oradan Photoshop'ta açılır bittiğinizde bu kaydedilir. Buraya tıklayıp görüntüyü kaydete bastığınız zaman burada istediğiniz JPEG adlı dosyanın kaydedeceği kısım kalitesi bu kalite tabi böyle yaptığınız zaman daha büyük megabaytlar olur. Eğer yeriniz varsa megabayt yükseltebilirsiniz. JPEG format istediğiniz formatı seçebiliyorsunuz burada. Burada belge adına otomatik yapabiliyorsunuz. Yani aynı belge adını gönderebiliyor. Kayıta bastığınız zaman da doğrudan kaydediyor dosyayı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için yorum atmayı, abone olmayı asla unutmayın. Sağlıcakla kalın, iyi günler.